Peri. Uyumadığını biliyorum. Aç gözlerini. Kalk hadi. Korkma. Korkmuyorum ki. Acıyor mu? Bir şey kalmamış, geçmiş neredeyse. Üstünü kapamayacağım. Daha çabuk iyileşsin. Kapat. Ya da ver, ben kapatırım. Sen bilirsin. Kes şunu. Sevmez misin bu şarkıyı? Adana mı, Urfa mı? Adana. Onun acılı olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yesene sabahtan beri hiçbir şey yemedim. İnsan bir kere susunca bir daha hiç konuşası gelmiyor değil mi? Neresi o ev? Hı. İçecek de aldım. Kimin evi? Kim yaşıyor orada? Gerçi ben daha çok şişede seviyorum. Hangi yakadayız? Asya mı, Avrupa mı? Ne saçma bir soru. Avrupa'da mıyız, Asya'da mıyız? Çok özür dilerim. Yaşadığımız şey çok mantıklı olduğu için... benim sorum biraz tuhaf kaçtı, değil mi? Peki. En çok sevdiğin şarkı ya da şarkıcı? Yeter ya. Yeter artık ya, yeter. Yeter, niye yapıyorsun ya ben bunu? Niye yapıyorsun? Ben senin yüzünden acımı yaşayamadım ya. Yasımı tutamadım, yasımı. Sende o cesaret yok. Eğer olsaydı kendini öldürmek istemezsin. Ne zamana kadar sürecek bu? Yemin ediyorum nefes alamıyorum. Hayvan gibi bağladın beni buraya zincirlerle. Pislik içindeyim, leş gibiyim. Şu halime bak. Zaten yaralı bir insanım ben. Bir kurşunluk ömrüm kalmış. Sen benden ne istiyorsun ya? Devam edecek misin? Yalvarıyorum bak. Tek istediğim buradan çıkıp gitmek. Sadece gitmek istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Söyle artık ne istiyorsan. Yemin ediyorum hepsini yapacağım. Kapattın beni buraya. Böcek gibi yaşıyorum. Güneşi bile görmedim. Bugün gördün ya. Manyaksın sen. Yeter artık, manyak, bırak beni. Bir daha sakın böyle saçmalıklar yapma demiştim sana. Hatırlıyor musun? Kitap okumayı sever misin? Ben çok severim. Yalnızlığın en iyi ilacıdır kitap okumak. Kapattın yine kepenkleri. Gitme. Ne yapıyorsun? Bana yatak mı yapıyorsun? İstiyorsan yerde yatmaya devam edebilirsin.
Bugün günlerden ne? Saat kaç? Geç. Kime göre geç? Bir banka müdürüne göre bayağı geç. Sen nerede kalıyorsun? O evde mi? Beni kilitleyip nereye gidiyorsun? Şu kapı nereye çıkıyor? Hadi yat artık. Gitme. Çok korkuyorum da ben. Bu gece diyorum yanımda kalır mısın? Satır aralarını hiç doğru okuyamıyorsun biliyor musun? Tamer. Tamer içeride misin? Hasan Bey. Buyurun Berin Hanım. Tamer Bey'i gördünüz mü? Şu tarafa gitti ama. Teşekkür. Tamer. Tamer içeride misin? Duyuyor musun beni? Tamer. Ne oluyor? Tamer!
Tamer! Üzgünüm. Korkma, hemen geleceğim. Ne yapıyorsun burada? Aslı, sen ne yapıyorsun Berin? Senin peşinden geldim buraya indiğini görünce. Ne burası böyle ya? Çok iğrenç, çok kötü kokuyor. Çok rutubet var burada, alerjin tutacak. Çok kötü, çok korkunç burası. Evet, tutacak iyice senin alerji. Bir bakayım ben. Dur, ya hiç bakılacak bir yer değil. sığınak mıdır eski ya da ne diyeyim, sarnıç mıdır anlamadım ben de. Her yerde örümcek falan var burada. Aynen, kötü olacak, seni gel çıkalım. Hadi gel. Ay. Ne yapıyorsun sen burada ya? Öyle bir bakmaya geldim. Bilmiyor muydun burada böyle bir şey olduğunu? Yok, ben de yeni keşfettim. Söylemediler mi alırken? Hayır, söylemediler. Allah. Gel, gel. Toz burası çok, gel, daha kötü olacak. Belki onlar da biliyorlardı. Yani eski ev sahibinden kalma bir yerdir. Olur ama eski evlerde böyle yerler. Gel. Güzel Ayşe. Ay, kezim yandı. Sıkıştı mı? Sıkıştı herhalde. Eski tabii sıkışır. Nereden çıktı böyle bir şey ya burada? Evde çocuk var. Damla görmesin burayı, yemin ederim düşer falan. Allah korusun. Yardım çağırayım mı? Halledeceğim. Sen niye geldin ki benim peşimden? Bak, kötü oldun. Dün gece için. Özür. Çok şükür temiz çıktı. Aa, şükürler olsun. Görüşürüz güzelim, seni çok seviyorum. Gidiyor musun abi? Evet. Geliyorum ben. Tamer. Pes artık yani. Gerçekten inanamıyorum ben sana ya. İşim var Berin. Ne işin olabilir senin kızından daha önemli? Hiçbir şey kızımdan daha önemli değil Berin. Doktorun dediğini duydun. Tomografi sonuçları da iyi. Sadece çocuğu korkutuyorsun. Bu senin Hüsnü kuruntundan başka bir şey değil. Tamam. Nerede Damla, nasıl? Korkma, korkma. Doktor merak edilecek bir şey yok dedi, çok şükür. Çok şükür ya Rabbim ya. Nasıl geldim bilmiyorum ha. Nerede? Odada dinleniyor. Görüşürüz. Nereye? İşim var, çıkmam lazım. Ne işi ya? Anlatırım sonra. Hadi eyvallah, sana emanetler. Eyvallah.
Bilader burada taksi bulamaz mı? Yok abim, yarım saatten önce gelmez. Yapma be. Maalesef. Kardeşim. Beni Beykoz'a atar mısın? Olmaz abi, siparişlerim var. Al kardeşim. Atla abi. Kask vereyim. Eyvallah. Yalnız ben kullanacağım. Olmaz abi, motor bana zimmetli. Bu iki oldu. Tamer. Demek adın Tamer. O seslenen kadın kimdi? Berin dedin. Sevgilin mi? Ya da ne bileyim, karın mı? Ne hangisi? Sevgilin mi, karın mı? Karım. Evlisin. Ne kadar zamandır evlisiniz? Bayağı oldu. Çocuk var mı? Kızım var bir tane. Yaş? 8. Burası mı? O evin sığınağı yani, öyle mi? Orada mı yaşıyorsunuz? Zenginsin. Ne iş yapıyorsun? Ne çok soru soruyorsun? Zenginsin, para işin yok, anladım. Para için tutmuyorsun beni burada. Evli, barklı, çocuklu adamsın.
Benle ne işin var senin? Ne istiyorsun ki benden? Niye getirip beni buraya hapsettin? Bilmiyorum dedim ya. Gerçekten bilmiyorum. Yakında beni bulduklarında bütün düzenin alt üst olacak. Hatta belki evliliğin bitecek. En azından bunları biliyorsun değil mi? Biliyorum. Her şeyini kaybedebilirsin. Paranı, malını, mülkünü, itibarını. Ha tabii bir itibarın varsa. Ama böyle bir evde yaşayabiliyorsan, paran pulun varsa itibarın da vardır herhalde. Aslında sana ait ne varsa şu an hepsi benim elimde. Beni buldukları zaman bütün dünyanın alt üst olacak. Biliyorum dedim ya. Ama elindekilerin kıymetini bilmiyorsun. Sevdiklerini kaybetmekten hiç korkmaz mısın sen? Kazanmaya odaklı oldum hep ben. Kibir. Bu kibir. Fazla önemsiyorsun kendini. Gereksiz bir özgüven. Çok fazla. Sence de doğum tarihimi, doğum saatimi, burcumu bilmeden bu kadar analiz çok değil mi? Sen niye böyle birisin? Niye senin dünyan karman çorman? Hadi bitir şunu. Kaç bakalım. Kaçak oynuyorsun. Kaç bakalım. Sen de çok soru soruyorsun. Ayna ayna. Söyle bana. Benden daha talihsiz, benden daha şanssız, daha bahtsız biri var mı acaba bu dünyada? Acıkmadın mı? Yemek saati mi? Beni böyle şeylerle beslemeye devam edersen, kapatmak için daha geniş bir mekan bakman gerekebilir kendine. Neşeliyiz bugün. Hı. Sorma. Hayatımın en neşeli günlerini geçiriyorum sayende. Sevindim. Saçların çok güzel olmuş. Senin gerçekten bir yardım alman lazım biliyorsun değil mi? Gerçi nasıl alacaksın ki? Ha ne diyeceksin doktora? Ben bir kadın kaçırdım. Zincirledim, hapsettim mi diyeceksin? Doktora böyle bir şey söylesen inanırlar mı sence sana? Gerçi onlar ne hastalar görüyordur. Sen de hiç fena bir hasta sayılmazsın yani, sıradan değilsin. Hipokrat yemini yaşatmak üstünedir ama ben şeyi çok merak ediyorum. Hasta hakları başka bir insanın hayatı söz konusuysa ne oluyor acaba? Mesela doktora gidip desen, ben böyle böyle yaptım diye anlatsan. Doktorun seni ihbar eder mi? Bilmem. Doktorun seni ihbar ederse işte o zaman kurtulurum. Neden bu kadar kurtulmak istiyorsun? Ne yapacaksın çıkınca? Öldürecek misin kendini? Bak bu çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Esprilisin de. Sen beni kaçırarak hayatımı kurtardığını falan mı düşünüyorsun? Yaptığın şeylere kılıf bulmayı bırak. Bugün beni da ölüme terk ederken kendinden başkasını düşünmüyordun. Sırf karından saklanabilmek için beni şu küçücük sandığın içine tıktın. Ama bir şey söyleyeyim şimdi. Hakkını da yemek istemem. Bugün sayende çok önemli bir şey de öğrendim aynı zamanda.
Bana işkence edeceğim derken aslında iyilik yaptın. Alınamayan her nefesin ne kadar can yaktığını, alınan her nefesinde aslında ne kadar değerli olduğunu bugün sayende öğrenmiş oldum. Sağ ol. Ne mutlu bana. Karını seviyor musun? Sevmiyorsun. Seviyorum. Bence sevmiyorsun. Nedir sence sevmek? Herkes sadece kendini sever. Başkasının sevdiğini söylerken bile aslında sevdiğin kendisindir. Birinin yanında mutlu olduğun için seversin onu. Onun yanında iyi hissettiğin için. Ona muhtaç olduğun için seversin onu. Yalnız kalmamak için. Terk edilmenin acısını yaşamamak için. Güvenmek için, korunmak için. Her şey kendin için. Onu düşündüğün için değil. Kendi mutluluğunu düşündüğün için. Sen sevgiyi hiç bilmiyorsun. Ya belki de hiç tanışmadım böyle bir şeyle. O yüzden bilmiyorsun, bilmiyorum. Olabilir. Nasıl bir ailede büyüdün? Hiç girmeyelim oralara. Anlayamazsın. Anlarım. Sevmemişler hiç seni. Hatta annen hiç sevmemiş seni. Değil mi? Annesinin sevmediğini kimse sevmez diye düşünüyorsun sen de. O yüzden inanmıyorsun sevgiye. Annem beni de sevmedi hiç. Hiç sevmedi hem de. Nazlı da sevmedi. İstenmeyen çocuk olduğunu her yerde anlatıp dururdu. Babamın isteğiyle olmuş Nazlı. Annem olur olmadık her yerde konuşup... Neyse. Annemin beni çok sevdiğini falan zannediyordu Nazlı. O yüzden kıskanıyordu beni. Belki de o yüzden benden intikam almak istedi, bilmiyorum. Annemin beni çok sevdiğini falan zannediyordu ama... Annem beni de sevmiyordu ki. Beni de sevmiyordu, onu da sevmiyordu, kimseyi sevmiyordu. Zaten sevseydi bırakıp gitmezdi bizi. Hadi söyle. Seni anlıyorum de. Anladığını biliyorum çünkü. Daha fazla ne annem için ne de Naz için gözyaşı dökmek istemiyorum. Bırak gözyaşlarını. Bırak aksınlar. Zihindeki acı veren düşünceleri temizler gözyaşı. Bir Kızılderili atasözü. Buyurun. Küvet temizledim, merak etme.
Evet. Yıkandım. Tertemizim. Saatler olsun. Hadi. İstediğin bu değil miydi? Niye duruyorsun öyle? Hadi tamam, al istediğini. Neyse ne, bitsin artık. Bak, sadece et ve kemik. İstesen de zaten bundan daha fazlası yok bende. Al işte. Bak, çıplağım. Erken mi bitti bu gece iş? İyi geceler. Özür dilerim. Aklımdan atamıyorum ama o insanlar seni gerçekten tanıyor gibiydi. Uyu. İyi geceler.